Savaşlar sonrasında tükenen İzmir, Cumhuriyet'le birlikte yeniden canlandırılmak için çalışmalara başlandı. Öncelikle ticareti tekrar canlandırabilmek için yabancı sermaye İzmir'e çağrılmalıydı ve kentin buna ihtiyacı vardı. Bunun için yabancı devletler, şirketler İzmir'e çağrılmakta ve İzmir'in zenginliğini sağlayan yerel ürünler tanıtılmak istendi. Yöre ürünlerinin sergilenip tanıtılması yönündeki ilk çaba, İzmir İktisat Kongresi sırasında gerçekleşmiş ve İzmir Fuarı'nın ilk adımı sayılan numune meşheri açıldı. Daha sonra 1927 yılında dönemin valisi Kazım Paşa'nın öncülüğünde 9 Eylül meşheri adıyla fuarın kuruluşu gerçekleştirildi. İzmir Fuarı için yer aranırken İzmir'in imarı da göz önünde bulunduruldu ve yangın yeri 1936'da Kültür Parkı olarak imar edildi ve İzmir Fuarı bu kent parkında düzenlenmeye başladı. 1936 yılında tamamlanan Kültür Park, bu döneme kadar ülkemizde gerçekleştirilen en önemli yeşil alan çalışmalarından biri oldu. Kültür Park, içinde bulunan hayvanat bahçesi, paraşüt kulesi, Luna Park, açık hava tiyatrosu, resim heykel müzesi ve kültür sanat merkezi ile kentin en önemli rekreasyon alanlarından biri haline geldi. 1940-1950 yılları arasında gerçekleştirilen iki önemli yapı, günümüzde polis karakolu olarak kullanım gören Alsancak Belediye Dairesi ve Merkez Bankası Şubesidir. 1940'lar, Ernest Egli ve Sedat Hakkı Erdem'in etkisinde, tıpkı birinci ulusalcılık gibi, milli mimarinin özünü geçmişte arayan ama ondan farklı olarak bu defa sivil mimarlık ürünlerini yorumlayan, yerli malzeme ve işçilikle yapılabilen milli ama modern tasarım yaklaşımı egemen olmaya başladı. Fuar etrafında yangın alanları üzerinde gerçekleştirilen Merkez Bankası mensupları ve belediye memurları kooperatifi gibi kooperatifler, bir yandan İzmir'in gerek geleneksel ve gerek Levanten düzeninden farklı, ayrık düzende, tek veya ikiz bitişik birimlerden oluşan yeni bir çevre tanımlarken, bir yandan da geleneksel konutu referans alan tasarımları ile milli, modern tasarım yaklaşımını sergiliyor. 1950'lerin kentin genel görüntüsüne kattığı en önemli unsurlardan biri, hiç kuşkusuz varyant yoldu. 1951-1952 yıllarında iki aşamada tamamlanan ve betonarme üzerine asfalt olarak inşa edilen yol, Bahri Baba Parkı'nın bir kısmını yok ederek konağı Eşref Paşa'ya bağlıyordu. Varyant yolun bir benzeri Ballıkuyu üzerinden Kadife Kale'nin merkeze bağlanması için de düşünüldü. Ancak gerçekleştirilemedi. Bunun yanı sıra artık ihtiyaca yetmediği düşünülen iki çeşmelik, Gaziler ve Mısırlı yollarının genişletilmesi amacıyla kamulaştırma hareketine girişilmiş. Bu yollar 1952-1955 yıllarında yürütülen çalışmalarla altyapıları da yenilenerek genişletilmiştir. 1950'lerin ilk yarısı, tarımda mekanizasyonun kalkınmaya esas alınması ile kırsal alanda iş gücü fazlasının ortaya çıktığı, iş ve aş ümidiyle kente göçen, bu tarımsal iş gücü fazlasının kentle bütünleşmeyerek, kent çeperinde gecekondu denilen olguyu yaratmaya başladığı yıllardı. Kent çeperlerinde plansız ve her türlü altyapıdan yoksun gelişmeler hızla yayılırken, kent merkezlerinde yükselen arazi değerleri kat artışlarını zorlamaktaydı. Bu nedenle yetersiz kalan planlar artık Türkiye'nin üçüncü büyük kenti olan İzmir'de yeni bir plana gerek duyulmasına ve bir uluslararası yarışmanın yapılmasına yol açtı. Yarışmayı kazanan Profesör Mimar Kemal Ahmet Arı, Asistan Mimar Gündüz Özdeş ve Asistan Mimar Emin Can Bolat'ın 1952 planında öngörülen 3 kat gabarinin göç sonucu artan kentsel nüfusun beklentilerinin üstünde gerçekleşmesiyle konut gereksinimine yeterli olmadığı görülüyordu. Bu dönemde mimari biçimlenme özelliklerinde erken modern etkilerden uzaklaşarak ikinci ulusal mimarlık yaklaşımını benimseyen özellikler sergiliyordu. Bu yıllarda mimari biçimlenmede etkin sonuçlar yaratan bir diğer önemli değişim ise malzeme teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler ve İzmir'de açılan çimento fabrikasının 1954'te imalata geçmesine bağlı olarak betonarme karkas yapım sisteminin yaygınlaşmasıydı. Konut açığı, yükselen arazi değerleriyle birlikte yetersiz kalan 1952 planı üzerinde yapılan gabari artışları giderek var olan yapı stoğunu zorladı. İki katlı bahçeli konutlar ise 1960 ve 1970'li yıllarda İzmir'in sanayileşme ve zenginleşmesine paralel, yoğun yaşanan göçle birlikte hızlı yapılaşmaya kurban edildi ve dışarıya doğru genişleyemeyen kent yukarıya doğru yükselerek 8-10 katlı binalara dönüştü. 1960'lı yıllardan itibaren tarımda makineleşmenin etkisi,
kırsal alandan hızla kopan nüfusun büyük kentlere göçü olarak kendini gösterdi. Çok kısa sürede kentsel nüfus dengesi büyük değişime uğradı ve gecekondulaşma olgusu ortaya çıktı. Kent, 1960'ların yıkımlarında kaybettiği tarihiyle yeniden buluştu. Bu bağlamda da tarihsel süreç boyunca kent süliyetine katkıda bulunan tarihi yapılar, gerek çevreleriyle bir bütün olarak, gerekse tek yapı ölçeğinde restore edilip, yeniden işlevlendirilerek kullanıma kazandırıldı. Konakta yer alan Sayaç Atölyesi binası, sahne sanatları merkezi olarak kent yaşamıyla bütünleştirildi. Forbes Köşkü, Murat Köşkü, Peterson Köşkü ve Yahya Paşa Köşkü gibi kent kimliğinde önemli yer tutan yapıların korunarak yaşatılabilmeleri adına çalışmalar yapıldı. Erken Cumhuriyet dönemine ait kamusal yapıların ilk örneklerinden olan eski itfaiye binası, kent arşivi ve müzesi olarak kente kazandırıldı. İzmir'in kent süliyetinde çok önemli bir yer tutan, 19. yüzyıl sonunda demir malzemeyle yapılan ve pasaportta gümrük depoları olarak kullanılan, Cumhuriyet'in ilanından sonra değişik işlevlerde kullanılan ve en son olarak da Balıkale olarak hizmet gören yapı, restore edilerek modern bir alışveriş merkezine dönüştürüldü. Yangın yerinin imarı çalışmaları sırasında yapılacak kamusal binaların mimarisine özen gösterilip, erken Cumhuriyet dönemi mimarisi oluşturulmaya çalışıldı. Günümüzde Fevzi Paşa ve Gazi Bulvarı civarında görülen Vakıflar Bankası, Osmanlı Bankası, Kardı Çalıhan, Kavaşar Çarşısı, Borsa Binası, İtfaiye Binası ile İzmir Milli Kütüphane ve Operası bu mimari akımın ayakta kalmış ender örnekleri haline geldi. Saat Kulesi, Konak Önü veya Kışla Meydanı olarak bilinen alanın ortasına yakın bir yerde. Dönemin valisi Kamil Paşa ve belediye reisi Eşref Paşa'nın gayretleriyle inşaatına 1 Eylül 1900 tarihinde başlandı ve yaklaşık bir yıl süren bir yapım süresinden sonra dönemin Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamit'in 25. tahta çıkış kutlamaları çerçevesinde 1 Eylül 1901 tarihinde törenler ve şenliklerle açıldı. İlk yapıldığı yıllarda Kemeraltı Çarşısı, üzeri tonoz ve kiremit örtülü. Sokakları kapsayan bir kapalı çarşı görünümündeydi. Çarşı, 20. yüzyılın sonlarına kadar bu özelliğini korudu. Bugün, üzeri açık olan ara sokakların bir bölümü beşik tonozlu örtülüydü. 19. yüzyılda İzmir'in ticaret hayatının can noktası olan bu çarşı, eski hanlar ve bedestenleri kapsamaktaydı. Buradaki dükkanlar daha çok yerli halka ve dar gelirli ailelerin gereksinimlerini sağlıyordu. Çarşı demirciler, kömürcüler, çiviciler, baharatçılar ve saman pazarı gibi ticarethaneleri barındırıyordu. Çarşıda her ticarethane gruplar halinde ayrı bölümleri oluşturmuştu. Günümüzde Kemeraltı Çarşısı bu özelliğinden oldukça uzaklaştı ve İzmir'in önemli bir alışveriş merkezi haline geldi. Tonoz ve kubbeli bazı dükkanlar özelliğini korumuş olmalarına rağmen çoğunlukla modern iş merkezleri, mağazalar, kafeteryalar ve sinemalar burada toplandı. Bunların yanı sıra Türk el sanatları örneklerini yansıtan seramiklere, çini panolara, ağaç eserlere, madeni eserlere, düz dokuma yaygıları ile halı ve kilimlerin satışının yapıldığı dükkanlar da burada bulunuyorlar. 1922 yangını sonrasında İzmir'in imar çalışmaları içinde en önemli kazanımlarından birisi hiç kuşkusuz Cumhuriyet Meydanı ve bu meydanda yer alan Atatürk Anıtı'dır. Meydan ve anıt kentsel planlama bakımından en önemli göstergelerden birisidir. 1925 yılında yapımı tasarlanan meydan ve anıt ancak 1929 yılında projelendirilmiş ve İtalyan heykeltıraşı ısmarlanmıştır. Ancak ekonomik bunalım nedeniyle 1932'de dönemin belediye reisi Behçet Uzun çabaları ile tamamlanmıştır. Türkiye'nin milli adını taşıyan ilk kütüphanesi olan İzmir Milli Kütüphanesi, İttihat ve Terakki Fırkası'nın çabalarıyla 1912 yılında okumuş, kültürlü Türk gençlerinin yetiştirilmesi amacıyla Beyler Sokağı'ndaki Salepçizade Konağı'nın selamlık bölümünde hizmete girmişti. Bugünkü binanın yapımına 1922'den sonra başlanarak 1926 yılında Elhamra Sineması tamamlanarak hizmete açılmış. Kütüphane binası ise 1933 yılında tamamlanabilmişti. Bu anıt eserin projesi Mimar Tahsin Sermet Bey tarafından neoklasik tarzda hazırlandı.